Herkese yepyeni bir Project Zomboid bölümünden selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm abi artık base'in yapımına ufaktan ama başlamak istiyorum. Şu an envanterim full dolu, 44.2 ağırlık var, 38 birimlik çantamın da hepsi dolu. En son bölüm Maldron'un biraz yukarısındaydık, şuralarda falan. Oradan ben West Point göl bölgesine geldim. Görüyorsunuz zaten gölü. Oğlum bu adam niye böyle az görüyor ya etrafı? Emin olamadım. Şimdi sizlerle beraber ilk etapta bu düzenleme işini her zaman her seride olduğu gibi ilk etapta neyi nereye koyduğumu gösteriyorum abi. Şimdi burası bizim eczacı dolabımız. Mümkün mertebe bu tarz şeyleri buraya atacağım. Lakin buranın almayacağına yemin edebilirim. Bura almayacak. Mendil at. Neşter var. Pamuk topları falan var. Sabun var. Bunları at. Tuvalet kağıdı var. Uyku ilacı, vitamin var. Yara bandı var. Daha da bir şey yoktur diye düşünüyorum. Tamam. Galiba daha fazla bir şey yok. Şimdi şuraya gelip kıyafetleri değil de buraya gelip kitapları sallayasım var bu tarafa. Dergi ve kitapları daha doğrusu. Aa, bir kitap daha var. Oğlum hiç dergiyle gazete falan almamışız lan biz. Onlar önemliydi aslında. Bu arada düşük seviye araştırmayı okudum. Şöyle göstereyim. Aynen. Araştırmayı artık daha hızlı bir şekilde kasabiliriz. Bu arada sol pazumuzdan, aynen tam sol pazumuzdan bir önceki bölüm bir çizik vakası yaşamıştık bir zombi tarafından abi. Herhangi bir sorun yok. İki kere kirlendi, iki kere sargıyı değiştirdim. O kadar. Hala da iyileşmedi ama. Onu söyleyeyim. Şimdi aa, dur lan, daha kitap var üzerimde ya. Oğlum bu başka kitap var mı? Galiba başka kitap yok. Şimdi şu alt köşeye tohumları bir sallayacağım, tamam mı? Aslında çiftçiliğe direkt girişsek bence iyi olur da ilk etapta bir şeylerin base'in sınırlarını belirlemek istiyorum abi. Base'in etrafını kapatamayız şu an. Ona gücümüz yetmez. O yüzden ilk etapta şu base'in sınırları bir belli olsun istiyorum açıkçası. Orada yeni başlayan için çiftçilik gördüm. Neyse ya, şurayı bir boşaltayım da. Şimdi ahşap tutkalını buraya atıyorum. Çünkü baltaları bu arada buraya attım. Aletleri buraya atıyorum abi. Tüm aletleri buraya atacağım ya. Çok karıştırmayacağım. Elimle tutup kullanabildiğim tüm aletleri buraya atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuraya bizim ıvır zıvır adını verdiğimiz her şeyi buraya atıyorum, tamam mı? Pildir, işte teldir, WD-40'tır, çakmaktır, ne, çivi kutusu, çuval, çöp poşeti falan filan. Her şey burada abi. Boş bahçe spreyi, dairesel testere bıçağı, ne bileyim elektrik kablosu, ne bileyim ataç kutusu, ampul, her şeyi buraya salladım. Buraya balıkçılık ve tuzak kurma ile alakalı şeyler atıyorum. Biliyorum yani bura birazcık hiçbir zaman dolmayacak bir yer. Şurada benim bir tane şeyim var. Aa, taze açılmış konserve sigaret. Ay yalan bunu. Burada fare kapanım vardı. Nerede o? Anla bu. Tuzak kasamızda var bu arada. Şimdi banyo havlusu, el havlusu fark etmez. Buraya atıyoruz. Mutfak havlularıyla banyo havlularını. Yemeği, konserve sardalyeyi buraya atıyorum. Şuraya abi defter sayfası atmıştım bir tane. Onu alabilir miyim? Bu defter sayfasını, ya salak ya. Gördün mü olanı? Sağ bacağım kesildi. Ya ben ne diyeyim ya? Böyle bir şey var mı? Allah Allah. Durduk yere yani. Şimdi söveceğim. Boş not defteriyle defter sayfalarını buraya, anasını satayım, buraya atmıyoruz, buraya atmıyoruz, aşağıya atıyoruz. Bunlarla sigara saracağız çünkü.
Hadi. Bez parçalarını şuraya atabilirim. Buraya atmışım. Toplam 21 tane bez parçam var. Evet. Çengel Bulmaca Dergisi. Abi ya vallahi öleceğiz ha galiba bak. Çok fazla çizik yapmaya başladı oyun ya. Sürekli çizilirim arkadaş yani. Bir sonraki seride bu şimdi ölürüm ya da ölmem bilmiyorum. Kesinlikle çiziyi kapatıyorum abi. Çizikten ölmeyi kapatıyorum çünkü Sikko gibi gidip köşeye bacağını çizdiriyor geri zekalı. Ondan sonra ölüyorum. Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum yani. Kimse kusura bakmasın. Salaklık. Sadece ısırıldığımda ölürüm abi. Böyle bir şey var mı lan? Ne oluyor lan? Yemin ederim kapı hareket etti. Titredi. Vallahi yani öyle gördüm ya. Yoksa titremediğini ben de biliyorum da. Bak gene. Oğlum bura baklı ya. Sokacağım şu. Kıracağım ha. Komple dağıtacağız burayı. Vallahi dağıtacağız. Ha bıçaklarını at. Tornavidalar at. Yuvarlak başlı çekici at. İki tane çekiç var at. İngiliz anahtarlarını at. Oğlum ne kadar fazla şey varmış lan burada. Mutfak havlusunu şuraya bir at. Orta seviye marangozluk. Dur. Tüm kitapları bir atalım. Bunu at. Bunları ben şöyle bir alabilir miyim? El baltalarını buraya atalım. Onun dışında şuraya gel. Halat. Kolibandı. Vide kutusu ve çivi. Aslında çivi atmayayım ya. Çivi kutusunu atayım. Gayet iyi oldu bence. Bu arada ana silah olarak pala kullanacağız artık. Değil mi? Aynen öyle. Akşam mı oldu? Şimdi o kadar sigaram var. Ben bu kadar sigarayı ne yapacağım abi? Bunları yere atacağız. Yapacak bir şey yok. Şurada bir uyuyalım. Bu ışık iyi lan. Ne? Uyumak için yeterince yorgun mu değilim? Öyle bir yorgun olurum ki birazdan. Sen dur. Şu uyku ilacını bir iç. Kitap okuduğum için uyku düzenimi bozdum o yüzden. Yoksa normalde bu saatte uyuyoruz biliyorsunuz. Uyu. Kirli sargıyı kaldır. Deride sıyrık diyor. Alkollüyle dezenfekte et. Sargıla bandajla sar gitsin ya. Sokacağım şimdi. Bandajı temizle. Bu bandajı bir dezenfekte et abi sen. Tamam. Üzerimde sterilize bandaj bir tane var. Şimdi. Buraya geliyorum. Şuraya bir yere ben bak çürümüş kara hindiba. Vahşi. Bunu atmışım. Burayı çöp yapacağım ben şu taşın olduğu yeri. Çöplerimizi yavaştan oraya atmaya başlayalım. Şimdi bir şunu bir aç da bir yiyelim ya. Bolognese de aç. Onu da yiyelim. 76 kiloyum ve sabitim. Ne alıyorum ne veriyorum. Bu arada bizim kayıt ne durumda abi? Kayıt devam ediyor değil mi? Hehe. Konserve havucu yiyoruz. Tamam mı? Bolognese de yiyorum. 540 kalori. Ahşap baltamı da üzerime alıyorum. Tamam mı? 21 tane bende bez parçası var. Yani şöyle bir sağ tıklayalım. Duvar diyelim. Kütükten duvar. Kütük 4 istiyor. Bez parçası 4 istiyor. 4 tane bez parçası istiyor. Yani ben 5 tane şu an kütükten duvar yapabilirim. Ahşap baltamı bir alayım. Of, başlıyoruz oğlum. Kafamızda çizeceğiz. Şimdi bence gölün suyu yani base'in içinde bırakalım. Yani şuradan direkt umuyorum görüyorsunuzdur. Şöyle bir base yapmayalım. Suya doğru bir base yapalım. Anladınız mı? Yuvarlak yapabilirsem mümkün mertebe yuvarlak da yap. Yok be, yuvarlak yapmayla uğraşamam şimdi. Yanlış yaparız. Onunla uğraşılmaz. Az kaynağımız varken uğraşılmaz. Neyse biz bir etrafı bir açalım.
Bu ağaçları bir kesmeye yavaştan başlayalım abi. Adamsın. Adamsın. Şunu da indir. Oğlum burada başka ağaç yok mu lan? Şu ağacı kes. Şunu kes. Bunu kes. Bir de şu ağacı kes. Bura bayağı açıldı, ben sana söyleyeyim. Vallahi bu kadar alan bile yeter bana. Tabii bu kadar da değil de yani. Etrafı bir açalım. Şu arkayı markayı görelim yani. Oha cam var lan. Hiç farkında değilim cam olduğunun. Arka bu kadar yeter. Şu ikisini de, şu üçlüyü alalım hatta. Şurayı da alalım. Ya önemli olan benim balta aramamın sebebi bunları temizlemek için balta aramak değildi. Şimdi kütükten duvar yapmak için. Say baba. Harbiden sayacağız. Kimse videoyu ileri sarmasın abi. Şurama. Bak şuraya duvar yap. Şuraya duvar yapacağım, tamam mı? Şu evin sol üç köşesinden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 tane bez parçası lazım. Sırf şurayı için. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bura alır mı bilmiyorum. 16. Şuradan demiştim ben. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 ya, düz 50 desen ona. Ama eğer dediğim gibi saydığım gibi yapmazsam 60 da olur, 70 de olur. Tam 50 olması lazım. Yani çarpı 4 bana 200 tane bez parçası lazım. Çarpı 4 200 tane kütük lazım. Yani 50 tane benim ağaç kesmem lazım. Doğru muyuz? Bu arada bu yakınlardaki ağaçları keseceğim. İlk etapta belki güzel gözükmeyebilir ama bu ağaçlar ne oluyor? Bu ağaçlar tekrardan çıkınca çok güzel gözükecek. Yani ormanın içinde bir yer gibi gözükecek. Şimdi bu kadar bunu niye kesmiyor bu arada ya? Kaç tane ağaç keselim? Bence 40 tane ağaç keseyim ben ya. Sayayım mı? 30 tane kessem yeter lan. Vallahi yeter. 1 2 3 28 abi. Şu 29. Aa, bu da 30. Hatta bonus olarak şurayı da alalım. Her türlü lazım olacağını biliyorum çünkü. Dur, şunu da kesebilirim ya. Vallahi şunu da kesmek istiyorum şu an. Bu arada adam öldü galiba. Öldü mü lan? Ölmedi. Birazdan ölecek ama. Yorgunluktan. Çok güzel açtık ya. O çok güzel oldu ha. Anam. Oğlum tekrar bir tane balta yetti lan. Ama ya yetmeseydi. Onu da düşün yani. Ya yetmeseydi. Ben's Cabin. Ya şuranın adını. Bunu alamıyor muyuz buradan? Şunun adını değiştirelim. Bu nedir ya? Ahşap balta. Bu baltayı şuraya salla. Bu baltayı tamir edeceğiz. Şimdi şuraya gel. Bir dinlen de bakayım be. Dinlen dinlen dinlen. Ya o değil. Ağaç kesmesi zor değil. Al ağaç kestik bitti. Yapması zor değil.
Bez parçasını nereden bulacaksın? Nereden bulacağım o kadar bez parçasını? Kendini kurula. Kendini kurula. Kendini kurula oğlum. Kurula lan kendini. Tamam kuruladık. Konserve sardalyaları aç bakalım ikisinde. Bence bunları yesen yeter ya. Ama çok fazla kalori harcadığım işler yaptım. Bence kilo veriyorum. Aynen kilo veriyorum. O değil de biz nasıl yapacağız abi? 21 tane bez parçam var lan. Hasırip var mı? Ya da ne bileyim şey. 10 tane hasırip var. Palat var 7. Lan hepsi de tek sayı ya. Çift sayı olaydı keşke. Yani tam yeteri kadar sayıda. 10 çift bir sayı biliyorum. Bu kadar da değil. Bu adamı uyutmam lazım benim. Bu adamın uyuması lazım. Kim sıktı lan? Sigaramı içeyim. Elektrik mi gitti? Yo, elektrik hala var. Asiktir bu ne ya? Flashlight'ı aç abi. Artık aç. Oh shit. Bu arada bu kemerimize bağlı bir el feneri. Bu nerede? Better Flashlights moduyla görmüş olduğunuz gibi gelen bir item diyeyim. Pilini takıp sökebiliyorsunuz böyle. Çok güzel. Bunun gibi 5-10 tane daha çeşit var. Sıkıntı yok yani. Şimdi ben duvarı çakacağım da ben duvarı nereye çakacağım? Galiba şuraya. Değil mi? Yanlış. Bak. Bak. Buraya mı buraya mı şimdi bak. Şunları bir al üstüne. Acı sen üstüne al. Ben de öyle diyordum aynen. Nasıl yapacağız abi? Peki. Yani sen nasıl dersen. Ben sana söyleyeyim ya şuradan bir tane çakacaksın. Yes. Biraz sanki uzak yaptık gibi. Has. Oğlum buradan geçebiliyorum ben. Böyle olmaz ama. Vallahi olmaz. Buraya bir çözüm bulmam lazım. Böyle saçma şey mi olur lan? Nerede oğlum bu? Ha burada. Ne yapacağız oğlum? Aa buraya yapacağız. Ah şimdi oldu. Şimdi oldu. Az önce bir acemilik yaptık. Tamam buradan çekeceğiz buradan. Bunu yıkacağız. O ne lan? Durumu kontrol et. Kütükten duvarın 450 canı varmış. Bu arada bu açıklamalar kısmında modları gösterdiğim videoda sizlere göstermiş olduğum modlardan biri modun adını unuttum şu an. Açıklamalardaki linklerden ulaşabilirsiniz diyelim. Oğlum benim beynim durdu ya vallahi durdu. Vallahi ben buraya konduracağım. Hayvan gibi büyük bir yer yapmak istemiyorum abartı. Yani şu an niye böyle bir şey yapıyorum? Sınırlar belli olsun. Mutfak havlusunu da at buraya ya. Saçma sapan üzerinde 1 milyon tane şey var ya. Tamam, bu hizayı belli ettik. Şimdi gel gelelim şurada bir yerde hiza belirlemede. 6 tane kütüğün olduğu bir alan. Hala da 3 kütük diyor. Al. Bir tane de al. Tamam, 4 kütüğü alabiliyorum artık. Şurayı iyidir ya. Vallahi burayı iyi. Vallahi iyi bak. Peki şu köşeyi yapabilir miyiz? Bence o köşeyi yapmayalım. Boşu boşuna bozmayalım abi. Bir de bu taraftan koyalım. Şurayı iyi be. Vallahi iyi lan bura. Aynen öyle. Dur. Niye yapamıyorum ya?
Bu yana yap. Fark etmez. Ah. Sınırlar belli. Aynen öyle. Biraz küçük mü oldu lan? Dediğimden sanki bir tık küçük yaptım gibi. Vallahi emin değilim. Bak şunu boşuna harcadık oraya. Salak gibi koyduk anasını. Dursun lan orada. Onu yıkmayacağım anasını satayım. Dursun. Al 4 taneyi. Şimdi gel şuraya. Gel 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 gel. Öleceğiz gel. Şuraya kondur bir tane. Bir tane de buraya konduracağız. Kütüğün birini al. Yalnız buranın tek sıkıntısı ne biliyor musun? Hiç zombi yok. Ve ormanın içinden bir kere bile olsun bir zombi gelirse beni ısırır abi. Buradan zıplayabiliyor muyum? Güzel. Güzel. Çünkü kapı yapmak gibi bir niyetim yok. Kapı yapmayacağız abi. Çift parçalı ahşap kapı elbette ki yapacağız. Ama marangozluk 6 istiyor. Öyle bir marangozluğumuz yok şu an. Şimdi bunu buraya salla. Bunu buraya salla. Şu halatlardan birini de buraya sallıyorum. Geri kalan halatları üstüme bir alayım. Şöyle bir gel. Kütükleri al, alabildiğim kadar. Tamam, eyvallah. Şimdi bunu burada değil de şu tarafı uzatalım ya. Aynen. Bu tarafı uzatalım. Oğlum yanlış yapmayalım da bak harbiden çok sinir olurum. En ufak hatayı kaldıramayacak psikolojideyim şu an. Yapış. Kesinlikle kütükten duvar yapıyorum. Başka bir şey düşünülemez. Metal işlemem olsaydı hem kütük hem metal mükemmel böyle bir cyberpunk vari bir şey yapabilirdim ama. Zaten şöyle bir şey. Şu an Beyze bakın. Tamam mı? 20 bölüm sonra da ben geleceğim bu videoyu izleyeceğim. Ve o anki Beyzimle arada ne kadar mükemmel büyük bir fark olduğunu göreceğim. 20 bölüm sonra bu Beyz var ya. O kadar güzel gözükecek ki. Ona eminim ya. Her tarafı kapalı. Küçük küçük kulübeler. Buralarda böyle gübreler. İç yerde şeyler, bitkiler büyümüş. Ne bileyim. Sağına soluna kesin biz ekstra yollar açarız. Böyle kenarlara merdiven çıkmışız, tamam mı? Sur gibi yapmışız şu kenarlardan yürünebiliyor. Hatta bunun aynısını bak şu duvarın aynısından bir de bu yana düşün. Bu araya üstünü kapatacaksın. Sur gibi yapacaksın abi. Dediğimi anladınız. Ama sonra yani şu an yapılamaz. Şu an yapamayız. Şu an önemli olan şey ben burada bir şeylerle oyalanırken güvende hissetmem, tamam mı? Götümden bir zombinin gelip ısırmasını istemiyorum. Bak bitti şu an. Ne yapacaksın? Şu an bitti. Her şey bitti. Bu arada kaçıncı dakikadayım? Abi nasıl? Nereden bulacağım lan ben o kadar şeyimi ya bez parçasını? Harbiden bilmiyorum. Şehre ineceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Şehre ineceğiz. Teker teker teker. Kaç demiştik? 200 tane bize bez parçası lazım. Görüp görebildiğimiz her haltı yırtacağız abi. Her haltı. Kilottan perdeye, dondan lastiğe, çoraptan tişörte kadar her haltı yırtacağız, tamam mı? İlk önce açıkçası ben bu evlerden başlamak istiyorum. Yani buradan çıkmadan ne oldu lan? Oğlum zombi gördüm zannettim ya. Eğer bu evlerden çıkmadan halledebilirsem çok iyi olur. Mesela al sana bez parçası. Şu halıyı yırtabiliyor muyuz ya? Perdeleri sök diyelim. 4. Ya da saymayacağım ya. Şuralarda var mı yırtılacak bir şey? Boş not defterlerini alalım sadece. Hem bez parçası alalım hem kitap alalım, tamam mı? Öyle yapalım. Hepsini doldur. Şuradan da hepsini bir doldur diyelim. Mükemmel ya modlar.
Kaynakçı masken falan var orada. Burada zombi kalmışmış. Yaşıyorum, beni ısırıyor. Perdeleri sök. Her bir perdeden bir tane küçükten duvar çıkıyor. Burada bir sürü yemek var lan. Oğlum dur lan, şunlardan yiyelim. Konserve yulaf mı? Kesinlikle ye. Sığır etini aç. Kesinlikle ye. Seriye başladığımız bölüm bu bölüm olacak. Tortilla cips yiyemiyorum. Abartmayalım ya bu kadar da. Ya benim asıl niyetim ne biliyor musun? Bir yanını böyle birazdan... Birazdan değil. Kelimeyi unuttum. Biraz. Bir yanını birazcık böyle ahşaptan, bir yanını birazcık metalden böyle değişik düşük. Etrafta böyle tankerler falan olacak. Bidonlar falan. Aha. İyisi yırt da bakayım bir. Bez parçası 4 mü? Çok iyi abi. Bunların hepsini yırt. 32 tane. İyi. Kemer yırtabiliyor muyum? Pantolonu yırt. Yanlışlıkla ikisini falan yırtmayalım. 6 tane. Bak bir pantolondan 5 tane çıkabiliyor. Banyo havlusunu yırtabiliyor muyum ya? Galiba yırtamıyorum. Merhaba. O pantolon. Eteği yırtabiliyor muyum? Vallahi yırtıyorum. Abi bu giysi yırt kısmında inanılmaz bir bug var ya. Dergi var, dergiyi al. Buraya gel. Perdeleri sök. Bence biz şehre inmeden burayı hallederiz. Moon Madness. Bunu dinlemiştik sanki. Sezon 4'te. Aha. Defter. Aa, kalem alma. Bir saniyen boşa gitti şimdi. Bu yatağı mı götürsek lan, yatak iyiymiş. Dergiyi al. Aha. Perdeleri sök. Gayet iyi. 13 tane bez parçam var. 4 tane çarşafım var. Dördünü yırt bakayım. 16 tane daha oldu. Kaç oldu lan? 60'lı 70 oldu oğlum. 70 tane. Evde de bir tane var. Sırf bir evden 70 tane çıkarttık. Farkında mıyız? Vallahi sırf bu evden çıktı ha. Allah Allah. Karşı eve mi gidelim? Karşı evden çok çıkacağını zannetmiyorum ya. Onlar almışımdır. Peki burada bir şey var mı? Böyle acaba burada bırakmış mıyımdır? Bu arada bak şunu söyleyeyim. Old Engine var. Snakes Mod Pack de geliyor. Bunu videoda göstermemiştim ben o videoda. Bu bir önceki bölüm demiştim ya. Bir önceki bölüm mü demiştim lan? Hatırlamıyorum da. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama gene de alacağım demiştim. Old Engine. Bunun kitabı da var. Blueprint'i. Onu hatta Blueprint'ini de göstereyim size. Dur abi. Dur. Unutmayın ne dediğimi. Hemen gösteriyorum. Hop geldik. Bak. Table Saw Magazine. Masa üzeri testere gibi. Yani marangozlarda var ya, adını unuttum şimdi onun. Ondan yapabiliyorsun. Sağ tıklıyorsun. Tabii o blueprint'i o dergiyi okuduktan sonra extended building diyorsun. Bak table saw çıkıyor. Diyor ki kütükleri kalasa çevirmende kullanabilirsin diyor. Normal testereye göre %50 daha hızlı yapar diyor. Ekstra olarak daha fazla, yani bir kütükten 4 değil de belki 5, belki 6, belki 10 tane kalas elde edebilirsin diyor. Gereksinimleri 10 tane kalas da yapılıyor. Onun dışında 25 çivi, bir tane old engine, 4 tane küçük metal saç, bir tane circular saw blade, bizde 4-5 tane var. Dairesel testere var ya ondan. 5 tane elektronik hurda. Görmüyorum ya. 5 tane hurda metal. 3 seviye elektrikçilik patladı, patladığımız yer. 5 seviye marangozluk. Ya. Yine serinin sonlarına doğru falan yapacağız bunu. Ben size söyleyeyim. Koşuculuğum arttı lan. Hayret.
Perdeleri sökmeye devam abi. Bak VHS kasetlerimiz falan da var orada. Burada bir tane perde vardır. Aynen öyle. Şunu da sök. Burada vardır bir şeyler. Çorap mı? Bak hep kasıyor ya. Abi bu baksırlar yırtılmıyor mu? Lan niye yırtılmaz ki? Ben onu anlamıyorum. Buralara yeni loot gelmiş bu arada. Bence. Bilmiyorum da orada marinara falan yoktu ya, yanlış hatırlamıyorsam. Burada ne var? Levye mi? Oğlum bu evleri daha lootlayacağız ha. Defter. Okuma gözünü de alacağım lan. Niye aldım bilmiyorum ama. Pantolon var. Kapşonlu sweatshirt var. Bunu yırtabiliyor muyum? Yırt. Pantolonu yırt. Yırt. Kalem var. Külot var. Tamam geç. Tuvalet kağıdı var. Banyo havlusu. Keşke havluyu da yırtsak. Yırtabilsek. Bol kot pantolon mu? Bak bunu yırtamıyorum. Bunu kesebiliriz. Ama makas yok şu an üzerimizde. Ve yaka kazak. İyisi yırt. Fülyeni yırtamam herhalde, aynen. Çekiç var. Spor çantamı. Bunu yırtabiliyor muyum? Yırtamıyorum. Bak burada testere varmış. Lan burada pencere mi vardı? Vallahi yeni fark ettim ha. Ceketi yırtsam ne olur? Yırtabiliyorum. Yastıklı pantolon. Oğlum ya, bu pantolon iyiymiş lan. Ya yırtamıyorum, bunu alacağım. Bunu alacağım. Çünkü bu pantolon kış için en iyi pantolon abi. Daha kışa aylar var. Daha kışa çok var. Farkındayım ama alalım. Bu ne ya? Bunu okumuşuz. Burada bir cacık yok. Tamam bu ev bitti. Dediğim gibi bu evde çok bir şey yok. 69'du. Bakalım kaça çıkartacağız. ...119'a çıkartmışız. 50. Tam 50. Çok yoktu dediğim gibi. Anam dur lan. Yemezler. Tam 60 ya. 58 tane falan olacak bunlarla beraber. Anam halat malat yapma sakın ha. Kafayı yerim. Kaç tane oldu? 127. Oğlum ya. Diğer ev hepsinden daha büyük. Bence diğer evde biz bunu 70 yaparız. Yani 200'e tamamlarız yani, öyle diyeyim. Benim sigara içmem lazım. Bu arada elektrik gitmedi hala. O benim açımdan gayet iyi. 16. gündeyiz. 327 zombi kesmişiz. Şu ocakta bir sigara içeyim ya. Dur. Lan. Kilo veriyor muyum? Kilo verebilirim. Vermek üzereyim. O yüzden acilen yemem lazım. Şu ikisini ye. Ama bunlar da çok kalori vermiyor ya. Domates falan. Şu dergiyi bir al. Aha, meyve reçeliyle çikolata. Şu çikolatanın birini ye. Hatta buradaki her şeyi ye diyeceğim. Gene yiyemedik. Burada bir şey var mı? Pantolon. Yırt lan bunu. Bunu da yırt. Bunu da yırt. Tam giysi yırtın üzerine geldiğimde bir drop oluyor. Orada bir sıkıntı var. Buradan şarap marap aldığımı hatırlıyorum. Perdeyi de sök. Oh oh oh. Kalem var, sal.
Buradan yukarı. Dur lan. Şurada oda vardı. Asma kilidi sal ya. Merhaba. Çizme. Al lan çizmeyi. Ayakkabım sürekli parça pinçik oluyor. Düşük seviye aşçılık mı? Bunu al. Kitabı al. Gazeteyi al. Gazeteyi al. Bulmacayı al. Orta seviye metal işleme. Yeni başlayanlar için aşçılığı almıyorum. Pil mi? Pil al. Alet çantasının ikinci yılı olanım. Çekiçle çivi kutusu var. Bunları da alalım. Alet çantası aslında elimde durabilir. Çok sıkıntı değil. Çünkü lazım olur. Yani alet çantamız bir tane olsun. Defter sayfasını ananın ki alıyorum. Ya niye alıyorum? Dediğim gibi ya boş not defteri ya da defter sayfası. Bunlardan biri sigara yapımında sarmada kullanılıyordu. Ben hatırlamadığım için ikisini de alıyorum. Belki de ikisi de kullanılıyordur. Hemencecik açıp bakabilirim ama üşeniyorum abi. Abi şu pili ver bana ya. Kısa kollu kıyafet. Giysi yırt. Oo. Yastık yırtılıyor mu? Yastık yırtılmıyor abi. Hadi lan. Abi yırtabildiğim her şeyi yırtıyorum. Gel. Ağırlık yapmaya başladı. Bu bir açıdan bence iyi. Yani üzerimizi dolduruyoruz. Geç buradan. Geç buradan. Lütfen lan yet. Lütfen yet. 200'ü umuyorum ki yakalarım. Burada ne var? Defter sayfası mı? Al. Uzun çoraplar. Yırt. Bu ne? Bunu da yırt. Bu etek galiba. Ya da değişik bir şey. Aha. Bitti lan. Dur bakayım. Çarşaf 13 tane. Ne diyorsun ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstediğimizden bile fazla yaptık. 223 tane bez parçası var. Mükemmel oldu. Mükemmel, mükemmel. Çikolata evi ye. Oh mis ya. Seviyorum ya bu evleri. Yani 3 tane evden nereden baksan 250 tane daha önceden de almıştık. Yani 250 tane falan toplamda parça çıkarttık ya. Bu evler var ya harbiden en bereketli evlerden ilk 50'ye 100'e girer şu oyunda. Şöyle giderken de ısırılmam umarım. Hadi abi. Nasıl? Hemen taktuk tak hemen geldik bak. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bez parçalarını atmıyorum. Üzerimde kal üzerimde kalsınlar. Kitapları falan atalım ya. Bulmaca, dergi, bu. Bu. Şunları bir salla şuraya. Salla. Kıyafetleri şu yandaki yere atıyorduk. Okuma gözlüğü de bir kıyafet sayabilirim. Meyve reçelini göm. Kilo al biraz. Evet şu aşağıya boş not defteri, pil, çivi kutusu, iplik bunları at. Buraya çekici atıyorum. Alet edevatın olduğu yere. Bir kıyafet daha varmış üzerimde. Tamam. Şimdi buraya geldim. Kendimi bir yıkayacağım. Tüm kıyafetlerimi sınırsız su ya, mükemmel. Alet çantamızı da şöyle kapının dibine koydum. Olmadı. Olmadı abi. Aynen bak böyle koymam lazım.
Yora koy. Gene olmadı. Allah kahretmesin. Delirtecek beni ya. Git şöyle koy. Ha. Orada dur ya. Ufak böyle tefek ayrıntılar var ya, çok hoşuma gidiyor. Yani çok fazla olunca ama görsel bir bütünlük sağlıyor bence. Sanki sanat yorum, tablo yorumluyoruz. Anasını satayım. Konuşmalara bak. Buradan alalım. Kütükten duvar şuraya bıçak. Yes. Ana navradını satayım. Ne oluyor ya? Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hayvanlar geldiği anda ben sittin sene buralarda yaşamam. Ayımayı saldırır oğlum. Altıma sıçarım yani. Kafayı yerim ya. Zombi sesi duyuyorum şu an. Bu bana marangozluk veriyor mu? 117'yim şu an marangozlukta mesela. Acaba veriyor mu? Bakalım birazcık yapalım. Ya da bir tane yapalım bakalım ya. Ne birazcık. 117'yiz. Kaç olduk? 118,25. Yapması en zor şey bu aslında. Ah bir bilse. Gel buraya. Yapış. Oğlum çok iyi oldu. Aa. Al. Al buradan da bir tane. Gel şöyle şuraya çak. Gayet iyi. Bu kütüğü al. Burada 3 tane var mı? Benim kırılacak ya. Böyle açayım sağlık panelimi de. Kütükten duvar. Oğlum bitince çok güzel gözükmeyecek mi ya? Ha? Vallahi var ya. Al. Ya keşke biraz daha hızlı yapma şekli olabilse. Gerçi daha ne kadar hızlı yapacağım ya. Hilesiz oynuyorum yani. God mod falan kapalı. Daha ne kadar hızlı yapacağım. Dakika başı hızlandıra hızlandıra yapıyoruz işte. Şuradan bir al. Biraz daha. Hadi bir tane daha şuraya kondurayım da ondan sonra diğer yerden devam edeceğim. Çünkü kaçırmak istemiyorum abi. Abi vallahi zombi sesi duyuyorum ya. Şu kütükleri de al. Al buradan. Üç tane mi var cidden burada? Bence burası son. Değil mi? Yani emin olamadım ama. Şuradan bir devam ettirelim. Lan. Niye yapamıyorum? Allah Allah, niye olmuyor oğlum? 3 tane kütük var çünkü. Sakin. Yapış. Lan dur. Oğlum. Felaket daldım ya oyuna. Kütükleri al. Burada var mı? Burada var mı ya? Yok. 1, 2, 3, 4. Bence düz ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam. Oha. Nasıl bir kuşsun lan? Oğlum mükemmel oldu ya. Ya o kadar güzel oldu ki. Daha bitmedi yani. Bence çok güzel oldu. Buradan da şuraya basalım. Gayet iyi. Bence biz bu gidişle marangozluğu 2 level yaparız. 2 tane al şunu.
3 tane de burada varmış. Al gel şöyle küçükten duvar diyelim. Nerede nerede nerede? Gene büyük ha. Bir yer açık kalsın mı acaba diye düşünüyorum. Çok ağır olursak bence kalmasın. Bence kalmasın. Yani oradan zombi girer mi? Girer abi, girer. Yani bir hord mord gelir, bir şey olur. Mal gibi ölürüz bak. Hiç çok sinirim bozulur ya. Mesela bu yorgunlukla. Gerçi yorgun değiliz ki. Bu çok iyi ya. Güzel olacak olan ne biliyor musun? Doğayla bütün olacak ya. Ben yerdeki otları falan da hiç kesmeyeceğim ha. Mükemmel ya. Bunun içinde de var. Aa bak yavaştan sarmaşıklar uzamaya başlamış. Kaç tane kaldı lan? Bes parçam 143 tane. İnşallah doğru hesaplamışızdır. Yani tekrardan gidesim gerçekten yok. O tarafı düzgün hesapladım da bu tarafı sanki bir tık aşağıdan yaptım gibi. Oğlum baksana lan çok var. Anasını satayım. Kim yapacak lan bu kadar şeyi? Evet abi. Çoğunluğu bitti. Son ufak bir alım kaldı sadece. Onu da gelip şimdi şu ağaçlardan aslında ikisini de mi kessek? Aynen öyle. 4 tane kütüğümü alırım. Devam. Adam geberiyor bu arada. Ha. Bu arada marangozluğumuz 2 level oldu. Onun dışında ben düşük seviye marangozluk kitabını okuttum. Şu an 3. seviyeye doğru 70 puanla devam ediyoruz. Sanki Formula 1 anlatıyorum anasını satayım. Şuradan. Beç 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 beç. Yani birazcık kitap gibi oldu ama. Çok düzgün. Ben böyle çok düzgün yerleri sevmem. Biraz dağınık olması lazım. Ama hallederiz. Sıkıntı yok. Şu bez parçalarını şimdi buraya bir salla. Balta var. Baltayı salla abi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi. Plan yapma zamanı. Bak bura kesinlikle araba yeri ya. Ama anasını satayım. Şuradan köprü mü yap? Köprü yapılıyor mu lan? Yapılmaz ya köprü. Köprünün anasını satayım. Onunla uğraşılmaz. Kayıta bir bakabilir miyim? Kayıt devam ediyor mu? Zaten bayağı bir zaman geçmiş. Yakında bölümü sonlandırırız da. Şimdi ben düşünüyorum bir yandan. Ne yapsak? Nasıl yapsak? Nereye neyi yapsak? Nasıl koysak? Yerleşimleri falan. Nasıl halletsek? Oğlum yemek yok mu lan? Vallahi yemek sıkıntısı var ha. Gerçi diğer 3 evin her tarafında yemek var abi. Onların mutfaklarını hiç ben lootlamadım. Şunları bir göm. Göm. Bunu da göm. Bayılıyorum ya bu oyuna. Bunu da göm. Bak zombiler içindeyken nasıl gerginim, tamam mı? Şu an nasıl rahatım ya. Anasını sattım şerefsizlere. Bak yine aklıma geldi sinirlendim. Allah Allah her taraf zombi ya. Şunları da şuraya salla. Bura durabilir. Burayı beğendim. Köşeyi beğendim. Şurayı beğendim. Şu evin arkasını. Bu arkaya çok metal bir raf konulabilir. Abi bura benim gördüğüm alan olduğu için burası çiftlik bölgesi olacak. Yani şu bir hizza olabilir. Şurayı boş bırakabiliriz, tamam mı? Ama şu taraf genel olarak bence bahçe olur diye düşünüyorum ya. Hatta şöyle bir var mı lan? Bahçe göreyim. Birini bir al. Birinci donanma kuşan. Eğer ki yapmaya kalkışsam mesela şöyle bir şey yapsam. Kaz. Buraya kazamıyor muyum? Kazarım ya. Aynen. Ne kadar büyük bir alan çıkacak onu merak ediyorum. Eğer ki şöyle bir şey yapsam. Tamam mı? Nasıl olur ki? Yok, olmaz. Olmaz. Arayı birleştirmemiz lazım. Artık sınırı kendi kafamıza göre çekeceğiz. Zaten alanımız küçük. Yani bir de gidip
Sahayı da soruyla çok uğraşamayız yani. Araya yok bir tane boşluk atalım. Aman güzel gözüksün. Etrafına çit, ya bak çit çekilir. Çit çekilir de. Bence şu taraftan itibaren çit çekmeliyiz. Oğlum nasıl ya? Hemen nasıl kazdık ama? Ha? Yapıştır gitsin. Mükemmel. Hayvan gibi tarla oldu. Burayı bilmiyorum. Yani her tarafı tarla da yapmayalım bence. Ama bu tarafa da tarla yapasım var açıkçası. Aynısının tıpkısı şu tarafa. Şura böyle full. Yani benim oyun alalım genel olarak bura olur. İşte buraya kesinlikle şuraya masa koyarız. Ne bileyim lavabo koyarız. Sezon 4'teki gibi. Ne bileyim tanker koyarız. Bavul koyarız. Silah koyarız. Gübre koyarız. Çuvalları koyarız. Kalastan şu kasalar var ya, ahşap kasa. Onlardan koyarız. Bu taraf keza aynı şekilde. Şurada böyle kalsın. Bu tarafta bir şeyler yaparız. Hobi alanı. Ya tabii öyle bir şey yok da yani. Bura boş. Her tarafı ilk etapta doldurmanın manası yok. Zaten bu dediğimi 6, 7. 8. 10. bölüme kadar bile yapamayacağım. Belki 20 bölüm falan sürecek bu dediklerimi yapmak. Bu arada bir sigara iç. Oha solucanlar falan da geldi. Oh mis. Yani. Peki bizde ne var? Avokado var. Bell pepper var. Dolmalık biber galiba. Brokoli var. Mısır var. Havuç var. Lahana var. Leek neydi? Unuttum galiba. Pırasa gibi bir şey. Lettuce. Lettuce ne lan? Marul mu? Herhalde. Patates. Tobacco. Tobacco'yu al. Watermelon. Zucchini. Avokado ek lan bir de avokado. Avokadonun esprisi ne biliyor musun? Yağlı. Yağlı abi. Kilo aldırabilir. O yüzden, özellikle o yüzden eklemiş yavşakları yani avokadoyu. Bak. Hepsini açıyorum avokadoların. Tobacco'yu da açıyorum abi. Watermelon'u da açıyorum. Mesela şu tarafa direkt ekeceğim bu arada yani. 28 gün diyor lan. Manyak lan bu. Ben Watermelon'u şöyle ekeceğim o zaman. Şu hizaya eksek sadece. Mükemmel ya. Vallahi var ya çok güzel olacak ha. Şu tarafa mesela tohum eklesek. Ne? Hayır. 4 mü? Ama çok kötü hile yapmışsınız ya. Hem yağlı abi, inanılmaz doyurucu. Galiba. Yani gerçekteki gibi ise. Hem de hile oğlum 4 ne ya? Ama şöyle düşün. 4 tane çubuk var. Avokadonun içine de bir tane tohum çıkmıyor mu yani? Yanlış mı biliyorum? Mantıklı. Mantıklı. Bir yerde mantıklı. Tohum ekleyelim. Tobacco. Tobakoları yapıştır. 4 mü? İyi. Yani burada 4 tane varsa 4 de onunla sayıyor. Mantıklı abi. Şuradan devam et. Tobakolar önemli abi. Tütün önemli. Yapıştır. İnşallah bu tütün ekstra olarak bize şey veriyordur. Nasıl söyleyeyim? Mesela tohuma kaçmayı bırakabiliyoruzdur. Öyle bir şey olmaz ki. Tütün. Oğlum tütünü ben hatırlamıyorum lan. Çok küçükken köyde falan. Vallahi unuttum. Nasıl? Nasıl unuturum ya? Dolaba mı koy? Yok abi dolaba molaba koymuyorum. Avokado başka ekmeyeceğim. Lettuce'yi al. Leek'i al. Corn. Bell pepper al. Bir de zucchini al bak. Sırf var ya bunları daha önceden hiç ekmediğim için şu an ekmek istiyorum o kadar. Yani başka bir sebebi yok. Allah kahretsin. Oyundan çıkasım gelmiyor ya. Allah kahretsin ya. Oyundan çıkasım gelmiyor abi ya. Tohum ek. Mısır. Uzun şeyin anladınız değil mi? Yani bu uzayacak ya. Arkayı göstermeyecek ya. Buraya ekesim gelmiyor işte. Korn ekmeyelim oraya. Oğlum. Leek ekerim mesela. Leek'i ektik tamam. Abi lettuce yani bu aynı lahana gibi ya.
Biraz farkı var. Görselde de biraz farkı var. Göremeyenler olabilir ama farkı var. Aynı şey değil yani. Wallpaper. Buraya kesinlikle ekmem ya. Arka tarafın görseliyle full sıçıp batıracak yani. O yüzden öyle bir şey yapmak istemiyorum. Bunları kapa abi. Genie mi? Ha bunu aç lan. Bunu aç, bunu aç. Ben de diyorum bir şey eksik ya. Kabak ya bu, değil mi? Aynen öyle lan, bu kabak kabak. Galiba. Bakalım. Yuh, 6 tane istiyor. Mükemmel oldu. Hadi yağmur ya. Yağmur yağsın. Bak burada şehirden uzakta. Hiç belki zombi bile geçmedi daha önce buradan. Mis gibi yer. Kütürümüzü yaptık abi. Sonsuza kadar artık sigara yapabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Tütünle alakalı, sigarayla alakalı herhangi bir sıkıntım kalmadı. Umuyorum. Şimdi sonraki bölüm ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bu arada burada yeni bir slot var. Harbi mi ya? Ana oğlum, ben bunun pilini açık unuttum lan. Elimizdeki şeyin pilini. Pili bitti. Pilini açık unuttum değil de işte pili bitirdik yani. Gel bakayım bir. Pilleri fenere tak. Tamam mı? Kemere tak. Aç desem bak açtı. Kapa. Tamam. Kapalı kalsın. Bence gayet güzel. Sonraki bölüm şurayının düzenini biraz daha sağlayalım. Marangozluk kasmamız lazım. Aynen öyle. Bana kasaması lazım oğlum. Tamam eyvallah. Loot yapacağız. Base'i kalkındıracağız. Hayatta kalmayı kolaylaştırmak için. Ama onun için de loot yapmamız lazım. Loot yapmak için de o loot yaptığım şeyleri benim düzgüncene yerleştirmem lazım. Yani içeride hiçbir şey yok ki. Ben bunları nereye yerleştireceğim? Tuvaletim de varmış lan. İyi. Sobam da var. Bu arada Allah'tan önceki bölüm sobayı alıp gelmedik. Var ya, salak gibi hissederdim kendimi ya. Bak bura. 3 tane burada. 50'lik şey var. Dolap var. Mutfak dolabı gibi. Düşün. Bura açıkçası bana sadece yemek için yeter. Burayı fullleyeyim. 150. 6 ay yeter bura bana. 150 birim. Sadece konserve ama. Daha buraya buzdolabı çekeceğiz. Jeneratör getirelim buraya. Bir tane jeneratörlerin yerini biliyorum, hatırlıyorum. Aynen. Sonraki bölüm marangozluk kasalım, jeneratör getirelim, burayı düzenleyelim. Belki de 2-3 bölüm. Bir de şeye West Point'teki benzinliğe gidip jeneratör bağlamamız lazım. Belki ben bu konuşmayı tamamlamadan elektrikler kesilecek abi. Elektrikler yakında kesilir. 17 gün olmuş, yakında kesilir abi. 76 kiloyuz. Kilo vermeye devam ediyoruz. Favori silahımız çivili beyzbol sopamız. Hayatta kalmışız 17 gün 15 saat. Sağlığımız iyi. Bu arada bunlar iyileşti ya. Bence iyileşti. Çıkartmak istemiyorum ama dursun bakalım. Balık balık tutalım lan. Aynen, hiç balıkçılık yapmıyoruz ya. Proteini balıkçılığı var ya. 10 level yapalım lan bu seri. Harbiden. Daha önce Zombiette'de hiç balık falan uğraşmamıştım. Abi etraf kapalı değil mi ya? Şu köşeleri bir daha kontrol edelim de yani ne olur ne olmaz. Ya bunun tek sıkıntısı ne? Buraya kadar geleceğiz. Çok ağırsak buradan zıplayamayız. Öyle bir falsosu var. Çok ağır loot yapmayacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Bence çok güzel oldu. Harbiden çok güzel oldu. Ufak tefek buralara böyle ben süs müs bir şeyler getiririm. Her gittiğimizde bir şeyler getiririz. Çiçek çiçek getiririz. Bitki, saksı bitkisi, tablo mablo içeriye. Bir şeyler yaparız yani. Çok güzel olur. Halı malı. Neyse. Project Zomboid'de bu bölümlük bu kadar olsun diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.